arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten güzel bir model çalışması yapacağız. Modelimizi battanelerimizde, liflerimizde ya da bebek yeleklerinde, eteklerinde örebiliriz. Gayet kolay ve güzel bir model. Ee, sıralamalarımıza baktığımız zaman hem beyazımızı hem sarımızı ördüğümüz zaman bir sonraki sıra gruplarında aynı şekilde modelimizi tekrar ederek çalışıyoruz. Hangi tür örgümüzde kullanacaksak ipimizi ve tığımızı ona göre ayarlarsak çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Dolgulu, şöyle gayet zarif duran modelimizi örmeye hemen başlayalım. Kolay gelsin. Modelimize zincirimizi çekerek başlayalım. 1 2 3 4 Şöyle biraz rahat zincir çekiyorum. Tabi burada saymamıza aslında gerek yok. Her ne için öreceksek o boyutta göre zincirimizi çekelim. Battaniyelerimizde, liflerimizde ya da farklı örgülerimizde severek kullanacağımız güzel bir çalışma olacak. bu Modelimizi göstermeye yetecek kadar zincirimi çekiyorum fazla gelen olursa zaten hiç problemi yok önemli olan eksik gelmesi şöyle yeterli olacaktır bakınız bir karıştan epeyce fazla şöyle hemen saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincirimin içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum bakınız bir ve ikisini aynı anda çekiyorum her ikisini aynı anda çekiyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincirin içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. İlerliyorum. Toplamda 6 tane trabzan olana kadar birer birer zincirlerimin içerisine örüyorum. 1 2 3 4 5. Ve sonuncu trabzanımı zincirimin içerisine girerek örüyorum. Toplamda 6 tane trabzan sayısına ulaştım. 6 tane zincir yukarıya doğru çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzan ve 6. trabzanın üzerinden yine 6 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirlerden yukarıdan itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 1 tane kirpik görüyorum burada bakınız bir tane kirpik yukarıdan itibaren saydım dördüncü zincirin içerisine girerek bir kirpiğimi oluşturdum ve iki tane zincir çekerek kirpikten sonrası için gerekli zincirimi de ördüm şu şekilde kirpiğimizin kapanacağını düşünürsek bakınız altı zincirin dördüncüsüne battım burada iki tane kalmıştı kirpiğimizi kapadıktan sonra da iki zincirimi çektikten sonra tam ortalı bir şekilde ayarlamamı yapmış oldum ve ipimi tekrar tığıma şöyle alıyorum kaldığım yerden devam ediyorum herhangi bir zincir atlamıyorum tığımın başını doluyorum hemen sıradan ilk zincir yuvasının içerisine girerek toplamda 6 tane trabzanımı yine örüyorum 2 her bir zincire bir tane 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim bakınız. 6 trabzan sağ tarafta, ortada kirpiğimiz ve tekrar 6 tane trabzan sol tarafta. Şöyle gördüğümüzde bakınız zikzak görüntüsünün ilkini yani yükselen bölümünü örmüş olduk. Şimdi zikzamızın alt tarafa düşen bölümünü çalışmak için hemen yandaki grubumuzu örmeye başlıyoruz. Araya zincir çekmiyorum. Bakınız düşen tarafı örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir ve iki tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Toplamda altı tane trabzanımı yine yan yana örüyorum. Zikzan düşen kısmı burası. Yükselen kısmını biraz önce yapmıştık toplamda sayalım 6 olana kadar öreceğiz 2 4 5 ve 6. da zincirimin içerisine girerek ördüm şöyle görelim yükselen kısım düşen kısmımız yine aynen burada yapmış olduğumuz gibi 6 zincir çekiyoruz ve dördüncüsüne yukarıdan sayarak gelip batıyoruz ve şuradaki kirpik kısmını kapadıktan sonra 2 zincirle yine 6 tane trabzanımızı örüyoruz Hemen başlıyorum. 1-2-3-4-5-6 saymaya başlıyorum. 1-2-3-4 dördüncü 4. zincirin içerisine geliyorum ve kapatıyorum kirpiğimi oluşturuyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra hiç atlamadan aşağıda aynı trabzanımın hemen yanından örmeye devam ediyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. yarımlamayalım zincirlerimizi 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan mı tekrar ördüm şöyle görelim bakınız modelimizin zeminini bu şekilde kuruyoruz 6 trabzan çıkışımızı yaptık şurada inişli bölümümüz tekrar çıkışımızı yaptık ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum ve 6 tane trabzanımı yan yana örüyorum 6 trabzanımı ördükten sonra tekrar 6 tane zincir çektim yukarıdan 4. zincirin içerisine batarak kirpiğimi oluşturdum ve kirpiğimden sonra 2 zincirimi çektim hemen devam eden zincirimin içerisine batarak 6 tane trabzanımı örüyorum. Modelimizi istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Tamamen yerleşim kuralı bu şekilde olacaktır. Şöyle görelim bakınız yerleşimini. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonunda tekrar görüşelim çekmiş olduğum zincirlerimin üzerine trabzanlarımı ve zincirlerin üzerine kirpiklerimi yerleştirerek zeminimi hazırladım. Ve en son 6 tane trabzanımı ördüm. Sıramın sonuna geldim. Sıramızın sonunda her sırada ipimizi koparacağımız için bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Dilerseniz elinizde de kırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet, öreceğimiz örgümüz gerek lif, gerek battaniye ya da her ne öreceksek, etollerimiz, şallarımız her sırada ipimizi kesmemiz gerekmekte. Rengimizi kestikten sonra örgümüz hep ön yüzden örülerek devam edecek. Şimdi beyaz ipimle devam etmek istiyorum. Şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve hemen zincirimizin sağ tarafından örmeye başlıyoruz. Zincirimin sağ tarafına geliyorum. Şu şekilde sabitliyorum ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve ipimin ayarlamasını ve düzeltmesini yaptıktan sonra zincirimde dahil olmak üzere toplamda 5 tane trabzanımı örüyorum. İpimi ardına alıyorum ve başlıyorum. Kirpiğimizin sağ tarafına 2. 3. 4 ve 5. trabzanımı ördüm. Şu şekilde 5 tane trabzanımızı buraya ördüm. Hemen 6 tane zincirimi çekiyorum. 4 5 6. Yukarıdan saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirin içerisine girerek batıyorum. 1 tane kirpikte beyaz ipimle yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak alt sıradaki sarının sol tarafındaki iki zincirin olduğu yere de tıpkı burada ördüğüm gibi 5 tane trabzanımı yapmaya başlıyorum. Kirpiğimizi kapatmadan şu şekilde 1 2 3 4 ve 5 Yaptığımız işlemimizi şöyle görelim. 5 tane trabzanımız zincirde dahil sağ tarafa ördük. 6 zincirimizi çektikten sonra 4. yukarıdan sayarak geldim. 4. zincirin içerisine battım ve bir tane kirpiğimi ördüm. Sonrasında 2 tane kirpiğimi kapadıktan sonra 2 zincirimi çekip 5 tane trabzanımı tekrar ördüm. Evet tığımı takıyorum. Şimdi bu görmüş olduğumuz altışar trabzanlarımızın üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Altı trabzan bu tarafta bakınız şu inişimizin sağında ve inişimizin e, solunda çıkışa doğru devam eden altışar trabzan toplamda 12 trabzanımızın her birisinin içerisinden ilmeğimizi uzatıyoruz. Başını doluyorum. Birinci trabzanımın olduğu yerden giriyorum. Örmeden trabzan mesafesinde boyunu uzatıyorum. 1, Tekrar 2 3 4 hepsini örüyorum. 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi çektim. Tekrar tığıma başında doluyorum. Diğer 6'yı da aynı şekilde alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplamda 12 tane ilmeğimizin tamamını bu şekilde çıkardık. Hepsinin içerisinden ilmeğimi geçiriyorum. Kapatıyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektikten sonra bakınız şu şekilde bir görüntümüz oluştu. Gayet muntazam ve düzgün bir e, görüntü ilmeklerimizi çektiğimizin görüntüsü. Tığımın başını doluyorum. Zincirimi çıktığım yerin hemen içerisine girerek e, bir fıstık için ipimi çekmeye başlıyorum. 1 2 İpimizi aynı anda çekelim. 2 3 4 ve 5 5 defa çektim kapatıyorum Evet 1 2 3 4 4 zincirimi çekip hemen sol tarafına batıyorum fıstığımın sağında ve solunda dört tane zincirimiz oldu bakınız devam ediyorum zincir çekmedim hemen tığımın başını doluyorum buraya 5 tane trabzanımı örüyorum kirpiğimin sağ tarafına tıpkı burada ördüğümüz gibi Kremin başını doladım. Hemen 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüp tamamladıktan sonra 6 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yukarıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 dördüncü zincirin içerisine girerek batıyorum bir tane kirpik oluşturuyorum ve iki zincirimi ilave edip hemen tığımın başını doluyorum aşağıdaki sarı kirpiğimin sol tarafına geçiyorum ve beş tane trabzanım örüyorum bir iki üç ipim yarımlandı hemen düzeltiyorum 4 ve 5 toplamda 5 tane trabzanımızı ördüm şimdi tığımın başını doluyorum 6 ve 6 olan aşağıdaki sarı trabzanlarımızın her birinin içerisinden ilmeklerimi uzatıyorum 1 2 3 4 5 6 diğer 6'ya geçiyorum 4 5 ve 6 hepsini tek seferde çekiyorum kapatıyorum tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi hemen 4 tane zincirimi ilave ediyorum sırası ile çekiyorum 5 defa çektim ipim lif ipi fıstığımı kapatıyorum 1, 2, 3 ve 4. 4 tane çekmiş olduğum zinciri hemen fıstığımın sol tarafına batırıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradaki kirpiğimizin sağ tarafına 5 tane trabzanım örüyorum. Tıpkı burada yapmış olduğumuz işlemlerin birebir tekrarını sıramızın sonuna kadar yapalım. Sıramın sonuna kadar beyazlarımla ördüm ve en son 5. trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum her sıramızda ipimizi bu şekilde değiştiriyoruz tekrar başlangıç noktamıza geliyorum ve hemen kirpiğimizin yanındaki iki zincirimizin olduğu yerden 5 tane trabzanımızı örerek başlatıyoruz bir tane bakınız zincirimi çekip düğümümü attım İki zincirin olduğu yere gelip batıyorum buraya kendimizi sabitliyoruz ipimi şöyle alttan gizlemek için alıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 bu birinci trabzanımız toplamda 5 tane trabzanım örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra yine aynı şekilde şu alt sırada yapmış olduğumuz gibi 6 zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 yukarıdan saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincirimin içerisine gelerek batıyorum kapatıyorum bir tane kirpiğimi örüyorum 1 ve 2 zincir ilave ettikten sonra tığımın başını doluyorum kirpiğimin diğer yanına geçiyorum tekrar 5 tane trabzanım ardı ardına örüyorum 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm kirpiğimizin sağında ve solunda beşer trabzanımız oldu hemen 5. trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum buradaki beyazımızda örmüş olduğumuz fıstığımızın tam tepe noktasına gelerek batıyorum bir zincirimi çektim fıstığıma battım tekrar bir zincir çekiyorum fıstığımdan sonra tığımın başını doluyorum tekrar kirpiğimizin hemen yanındaki iki zincirin içerisine 5 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 2 3 4 ve 5 6 tane zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 yukarıdan aşağı sayıyorum 1 2 3 4 4. zincirime batıyorum. Bir tane kirpiğimi örüyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak beyaz kirpiğimin hemen soluna batarak 5 tane kirpiğimi örüyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Yani burayı da birlikte tamamlayalım. 3 4 ve 5 5 tane trabzanım ördüm bir zincir çekiyorum fıstığımın tam tepe noktasına batıyorum bir tane daha zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen 5 tane trabzanım örmek için batıyorum şöyle görelim sıramızın sonuna kadar bu şekilde sarı rengimizi tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son trabzanımı ördükten sonra Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Yeniden beyaz rengimi örmek için sıramızın başına geçiyoruz. Beyaz ipimi alıyorum. Hep ön yüzden örüyoruz örgümüzü. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen kirpiyemin yanındaki iki tane zincirin olduğu yere gelerek önce kendimizi sabitleyelim. 1 2 3 tane zincirimizi çektikten sonra 5 tane trabzanımızda örgümüze başlayalım. Zincirimizle birlikte 3 oldu. 4 ve 5. 5 trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4. Dördüncüye gelerek batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kirpiğimin hemen sol tarafındaki bölüme aynı şekilde batarak 5 tane tırabzanımı örüyorum. 4 ve 5. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum. Alttaki beyaz sıramızda trabzanların içerisinden ilmeğimizi uzattığımız şekliyle aynısını tekrar ediyoruz. Burada 6 trabzanımız vardı. Yukarıda 5 tane trabzanımız var. 5 trabzanımızın içinden geçiyoruz. Çekmiş olduğumuz bir zincirin içerisine girip tekrar fıstığımızın içinden bir tane uzatıyoruz. Ve diğer bir zincirin içerisinden de uzatıp Trabzanlarımızda bu uzatma işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi tamam başını doluyorum. İlk trabzanımı uzatıyorum. İkinci trabzanıma sırası ile 3, 4, 5 ve zincirimin içerisine giriyorum. 6. Tam ortadaki batmış olduğum fıstığımın üzerine giriyorum ve diğer tarafı sayıyorum 1 zincirimin üzerinden çektim trabzanım 2 3 4 5 ve 6 6 defa uzatma işlemini yaptım tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum şöyle görmüş olduğumuz gibi buradaki uzatma işlemimizi de tamamlamış olduk Hepsini kapadıktan sonra 4 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Buradan bir tane fıstık çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. İpinizin ince ve kalın oluşuna göre daha az ya da daha çok yapabilirsiniz fıstığımızı. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra hemen aynen fıstığı çıktığım yere batırıyorum ve tığımın başını doluyorum. Hemen kirpiğimin sağ tarafındaki zincirimin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Evet işlemlerimiz artık birebir aynı şekilde devam edecek. Burada tek farkımız bakınız aşağıdaki sırayla tek farkımız. Altışar trabzanımız vardı aşağıda. Burada beşer trabzanımız var. Ve birer zincirimizin olduğu yer ve de fıstığımızın üzerine batıyoruz. Başka farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde diğer kalan yerlerimizi aynı şekilde doldurarak tamamlayalım. Sarı sıramızda ise yine aynı şekilde beşer trabzan, altı zincir ve kirpiğimizi yaptıktan sonra zeminimizi oluşturalım ve istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Modelimizi aynı şekilde örerek büyüttüm bakınız sarılarımız aynı şekilde beyazlarımızı aynı şekilde dilediğiniz örgülerimizde kullanabilirsiniz en son kapanışta buradaki görmüş olduğumuz kirpiklerimizi örmeyeceğiz hemen kapanışımızı da birlikte yapalım 5 tane trabzanımı örmüştüm 5 trabzanımın hemen sonrasına 6 zincir çekmek yerine sadece 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak 5 tane trabzanımı yine kirpiğimin sol tarafına örüyorum 2 3 4 ve 5 buradaki görmüş olduğumuz noktaya sadece iki tane zincirimizi çektik bir üstü olmayacağı için iki zincirimizle kapanışımızı yaptık tıpkı bakınız aşağıda da iki tane zincir atlayıp üçüncü zincirimize batmıştık şimdi bir tane zincirimi yine çekiyorum fıstığımın tam tepesine batıyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum Şuradaki iki zincirimin içerisine 5 trabzanım örüyorum. 3, 4 ve 5. 2 tane zincirimi çekiyorum. En son sıramız burası. Tekrar tığımın başında doladım. Hemen kirpiğimin diğer tarafına geçerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 4 ve 5. Bir zincirimi çekiyorum. Fıstığımın tepesine şöyle batıyorum bir tane zincir fıstığımı battıktan sonra çekiyorum ve 5 trabzanımı örüyorum şöyle görelim sıramın sonuna kadar 5 trabzanımı ördüm aradaki iki zincirlerimi çektikten sonra en son bitiş yerimde yine bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum daha sonra kesmiş olduğumuz ipleri bakınız içeriye aldığımız zaman herhangi bir şekilde görüntü kirliliğimiz oluşmamakta. Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.